Eğitim Ali kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere İngilizcemi sadece evde çalışarak B1 seviyesinden C1 seviyesine nasıl çıkardım, nasıl bir çalışma programı izledim, hangi kaynakları kullandım ve en önemlisi bu dil öğrenme sürecine hangi perspektiften baktım ve siz hangi perspektiften bakmalısınız bunlar hakkında konuşacağım arkadaşlar. Önce kısa bir girizgah yapayım. İsmim Ali. Şu anda İtalya'da yüksek lisans eğitimi görüyorum. 2020 yılına kadar arkadaşlar İngilizce benim hayatımın hiçbir yerinde yoktu. Ben lisans eğitimimi Türkçe aldım arkadaşlar. Yani İngilizce öğrenmek için bir motivasyonum yoktu, bir sebebim yoktu. Ta ki yurt dışında yüksek lisans yapmaya karar verene kadar. İngilizce seviyem, yani ben de birçoğunuz gibi Amerikan kültür İngilizce kursuna gidip B1 seviyesine kadar gelmiştim. Yani bu açıdan ben ortalama bir Türk gencini temsil edebileceğimi düşünüyorum. Şimdi lafı çok uzatmadan İngilizce çalışmaya başladıktan sonra arkadaşlar attığım ilk adım gramer çalışmaya başlamaktı. Gramer çalışmak İngilizce öğrenme maceranızın ilk adımı olmalı arkadaşlar. Tabii ki size şimdi gramer çalışmalısınız deyip geçmeyeceğim. Size bir liste yaptım. Buradan kendinizi kontrol edebilirsiniz. Bunların hangilerini biliyorsunuz. Tabii ki sadece bunlar değil. Ama ben ilk başladığımda bunlara odaklandım. Bunlar nelerdir? Zamanları öğreneceksiniz arkadaşlar. Pasif cümleleri, edilgen yapılı cümleleri bilmeniz lazım. Onun dışında if clauses'lar, if deyip geçmeyin, bunları benimseyip günlük hayatınızı almanız, doğru bir şekilde kullanmanız gerçekten zaman gerektiren işler. Gramer seviyeniz belli bir seviyeye geldikten sonra BBC'nin Learning English sitesinden çalışmaya devam etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Burada aşama aşama kurslar var. Gramer veya genel İngilizce kursları. Buradan atıyorum medium kursunu seçip seviye seviye, buradan seviyeyi seçiyorsunuz. Buradan konuyu anlayıp aşağıdaki quiz'i çözebilirsiniz. Gayet faydalı. Anlatımları çok sade. Ben şahsen her gün birkaç saatimi bu sitede geçiriyordum. Gramer bilgimi belli bir seviyeye getirdikten sonra arkadaşlar düzenli olarak şu programı uygulamaya başladım. Ya program derken lafın gelişi. Ben güne İngilizce okuma yaparak başlıyordum. Her sabah uyanır uyanmaz yaptığım ilk iş bilgisayarımı açıp BBC'den haber okuyordum. İlk başladığımda inanın hiçbir şey anlamıyordum. İnanın atıyorum böyle bir sayfalık bir haberin belki %30'unu anlıyordum. Ama 7. ayın sonunda arkadaşlar IELTS Reading'den 8,5 puan aldım. Şimdi size Reading için iki kaynak öneriyorum arkadaşlar. Bir tanesi az önce söylediğim gibi BBC. Ha, sıkıcı bulabilirsiniz, size hitap etmez. Yine okuyun. Ama size ikinci bir site vereyim arkadaşlar. Bu Read Theory diye bir site var. Giriyorsunuz, kaydoluyorsunuz, tamamen ücretsiz. Burada önce size bir metin veriyor. Ondan sonrasında 7-8 tane soru soruyor. Doğru ve yanlışlarınıza göre sizin seviyenizi belirliyor. Şimdi bu sitenin güzel yanı, burada okuyacağınız parçalar hem sizin genel kültürünüzü geliştirir, hem yeri gelir eğlendirir sizi. Yani sıkılmazsınız. Reading'iniz geliştikçe arkadaşlar aşama 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 sona doğru gidiyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam 12 seviye var. 12. seviyede gelip de seviyenizi koruyabiliyorsanız büyük ihtimalle hedefinize çok yaklaşmışsınızdır. Reading için size bu iki kaynağı öneriyorum. Şimdi sıra listening'de. Az önce söylediğim gibi ben güne okuma yaparak başlıyordum arkadaşlar. Fakat şimdiki aklım olsa uyanır uyanmaz Instagram'da, Twitter'da atıyorum başka sosyal medyalarda yarım saat geçirmek yerine, zaman öldürmek yerine uyanır uyanmaz gözümü açar açmaz podcast dinlemeye başlardım ki şu an yaptığım şey bu. Sabah uyanır uyanmaz arkadaşlar podcast dinliyorum. Şimdi size yine iki podcast tavsiyem var. Bir tanesi Lux English Podcast. Kendisi çok eğlenceli, çok enerjisi yüksek bir insan. Dinlerken sizi hiç sıkmıyor saatlerce konuşmasına rağmen. Bu podcast'i şiddetle tavsiye ediyorum. Hem eğitici hem de eğlenceli bir podcast'tir. Sabah uyanır uyanmaz bunu dinleyebilirsiniz. Evet, ikinci podcast önerimi de şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Bu podcast de yine aynı şekilde genel kültürünüzü geliştirecek ve İngilizce seviyenizi arttıracaktır. Çünkü bu arkadaşımız da çok tane tane, çok sakin sakin konuştuğu için hem anlaması kolay hem de akılda kalıcı. O yüzden bunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, şimdi sıra speaking'de arkadaşlar. Speaking hepimizin de tahmin edeceği üzere en zor kısım. Çünkü yani konuşmaya dayalı bir eğitim sistemimiz yoktu. Yani çoğumuzun İngilizce konuşma geçmişi yok denecek kadar azdır. Yani gidip de şimdi Türkiye'de İngilizce konuşacak bir arkadaş bulmak da zor. Şimdi ilk olarak size bir YouTube kanalı tavsiye edeyim. Bu dayımız çok çok pozitif, çok böyle nasıl diyeyim, güzel bir insan. Ben IELTS'e hazırlanırken hep bunu dinliyordum.
Bunun dışında IELTS Speaking Questions yazıp Google'a arkadaşlar. Orada çıkan soruları kendinize, ya kendi kendinize soru cevap yapın. Bunun yolu budur arkadaşlar. Belli bir zaman sonra zaten İngilizceniz geliştikçe laf lafı aşacak, kendi kendinize daldan dal atlayacaksınız yani konuşurken. Atıyorum şimdi mesela muhabbet çevre kirliliğinden başladı. Konuşurken cevap verirken aklına başka bir şey geldi. Garip bir şey ama kendi kendinize konuşmak yani kısıtlı imkanlarda yapılacak en güzel şey. Ha diyorsanız ki ya benim birazcık böyle param var, para kazanıyorum. Cambly'yi herkes biliyordur. Cambly çok bilinen bir platform. Çok bilinmeyen bir platform ise Preply arkadaşlar. Burada İngilizce öğretmenleri kendi ilanlarını veriyor. Diyorlar ki saatte bu kadar. Bir tane tanıtım videosu koyuyorlar. Sınırsız alternatif var. Fiyat aralığını örnek veriyorum 5 euroya kadar düşürün. Geçen gün Filipinli birisini buldum. Hani bir deneme dersi yaptım. Baktım enerjimiz uyuştu. Çünkü tamam şu anda İtalya'dayım. Birçok yabancı arkadaşım var. Konuşuyoruz güzel ama ana dili İngilizce olan veya İngilizceye yakın olan insanlarla konuşmak bambaşka bir şey. Ana dili İngilizce olan bir ülkede yıllarınızı geçirmediyseniz arkadaşlar speaking her zaman gelişime açık bir şey olacak. Bunun da altını çizelim. Evet son olarak writing'den birazcık bahsetmek istiyorum. Essay yazmak İngilizce öğrenmenin en efektif yollarından bir tanesidir. Bunun için yapmanız gereken şey basit arkadaşlar. Giriyorsunuz Google'a. IELTS Writing Questions yazıyorsunuz. Genellikle onlar böyle konu konu ayrılmış oluyor. Her gün böyle zamanınız varsa tık tık birer tane yaza 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 İngilizce gelişiminize inanılmaz bir katkı sağlayabilirsiniz. Yalnız şöyle bir durum var writing için arkadaşlar. Yazıyorsunuz güzel ama kontrol edecek birisi lazım. Yanlışlarınızı gösterecek birisi lazım. Bunun için Grammarly uygulamasını kullanabilirsiniz. Ben şahsen kullanmadım premium versiyonunu ama yardımcı olabilir. Writing şahsen benim en zorlandığım kısımdı. Çünkü hayatım boyunca bir tane essay yazmıştım yoktu. O yüzden arkadaşlar yani bir writing konusu seçip 4 saat başında sadece 3-4 satır yazdığımı hatırlıyorum. Ya o derece kötüydüm writing'de. Ama yaza yaza topluyorsunuz, alışıyorsunuz, belli kalıplar oturuyor. İnternetteki essay örneklerini inceleyip kendiniz gerekirse aynı fikirleri farklı cümlelerle yazmaya çalışabilirsiniz arkadaşlar. Yaza 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 bu bölümde gelişecek. Şimdi benim asıl altını çizmek istediğim nokta arkadaşlar bu mindset olayı. Şimdi İngilizce çalışmaya nasıl bakmalıyız? Ben İngilizce çalışmaya başladığım zaman kendime şunu dedim. Bak dedim kardeşim sen şu anda buradasın. Senin IELTS'ten istediğin puanı almak için gelmen gereken nokta burası. Aradaki bu mesafe belki 300 saat belki 500 saat İngilizce çalışmaya tekabül ediyor. Kendi kendime dedim ki ya ben bu 500 saati tamamladığım sürece benim bu sınavı geçememe ihtimalim yok. Öğrenememek diye bir şey yok. O yüzden ben her çalışmaya başladığımda arkadaşlar şöyle bir şey hayal ettim. Çalışmaya başladığım an bir kum saatini ters çeviriyorum ve zaman akıyor. O kum saatinin akma hızını belirlemek benim elimde. Sen bu 500 saati bir senede bitirebilirsin, 6 ayda bitirebilirsin, örnek veriyorum 3 ayda bitirebilirsin. O yüzden ben hiçbir zaman ya bugün 3 saat çalışayım, bugün dün çok çalıştım, 2 saat çalışayım bugün yeter. Bu tarz düşüncelere ben hiç girmedim. Çünkü ne kadar çalışırsam o kadar çabuk hedefime ulaşacağımı biliyordum arkadaşlar. Ha şöyle bir şey olacak. Siz çalışacaksınız, çalışacaksınız. Bir ay geçecek. Diyeceksiniz ki ben gelişemiyorum. 2 ay geçecek. Diyeceksiniz ki acaba yanlış mı çalışıyorum? Ama 4. ayda o gelişmeyi farkına vardığınız zaman arkadaşlar bu sefer siz kendiniz daha fazla çalışmaya başlayacaksınız. Evet toplayacak olursak masa başında geçirdiğiniz her saatte arkadaşlar siz hedefinize biraz daha yaklaşıyorsunuz. Bunu farkında olmak bile size çok büyük bir fayda sağlayacak. Şimdi insanların İngilizce öğrenememe sebebi tabii ki doğru kaynak bulamamak değil veya kaynak bulamamak değil. İnternette milyon tane kaynak var. Yani ister benim verdiklerimi çalışın, isterseniz Google'a rastgele yazın yani bu iş böyle. Ama insanlar şunun farkında değil. Ben şu an çalışıyorum ve bu çalışmalarım boşa gitmeyecek eğer ben bunu devam ettirirsem. Hatta size bir araştırmadan bahsedeyim arkadaşlar. Yani bu mindset dediğimiz olayın önemini vurgulamak için. Araştırmacılar şimdi otel çalışanlarına, otel temizlikçilerine bakıyorlar. Bunlar yani bir günde normal bir insanın neredeyse 3 katı kadar hareket yapıyorlar. Fiziksel aktiviteleri var. Bu yüzden daha fazla kalori yakıyorlar. Ama kilolarında hiçbir değişim yok. Yaptıkları tek şey onlara yaptıkları işin zorluğunu ve yaktıkları kaloriyi söylemek.
Ve insanlar ve otel çalışanları arkadaşlar diyor ki Allah Allah, ben harbiden de yani günde bu kadar iş yapıyorum, bu kadar kalori yakıyorum, bu kadar enerji harcıyorum. Ve bunun sonucunda otel çalışanları kilo vermeye başlıyor. Yani siz bir işi yaparken, bu İngilizce öğrenmek olabilir, başka bir şey öğrenmek olabilir. Şu anda emek verdiğinizi ve istediğiniz yere yakınlaştığınızı kendinize hatırlatın arkadaşlar. Dediğim gibi bu mental bir oyun. Bu İngilizce öğrenmek için de böyle, her şey için de böyle. Sonuç olarak arkadaşlar, videoyu bitirelim yavaştan. İngilizce öğrenmek zor değil. Sadece yeteri kadar çalışmalısınız arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Sonraki videomuzda görüşmek üzere.